30 Temmuz 2021 tarihinden arkadaşlar merhabalar. Salih Bey ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son pencere kenarını konuştuk diye Pencere hatırlıyorum. kenarını Ve konuştuk. PPRC boruları bakmıştık gece hatırlarsan eğer. Telefon ışığı da beraber. Ha evet, Evet. evet. Duvarlar vardı o zaman herhalde, değil mi şefim? Aynen öyle. Alçı falan Duvarlarımız yoktu. vardı. Alçımız yoktu. Sıvamız yoktu. Burada ne yaptık? O videolardan sonra komple etrafımızı betonarme perdeyle Evet. çevirdik Kaç şefim. santim kalınlık? 25 santim. Evet. Yani burada mesela şu tarafta 4 metrelik yaklaşık perdelerimiz vardı. Onlar için 25 santim yaptık. Aşağıda da hiç değiştirmedik. Çok fazla belki orada birer metre perdelerimiz ama çok fazla beton gitmez diye kalıbı da değiştirmedik. Aslında kalıbı değiştirmiştik. Ustalara dedim ki belli bir noktadan sonra 25-20 yapın. Ama malum biliyorsunuz ustalar her şeyi kaçırmayı çok seviyorlar. Vurmuşlar gitmişler 25 yapmışlar. O komple etrafımızı çevirdik perdeyle. Perdeden sonra da tabii ki bu taraf içeri taraf kullanılacağı için komple perdemizi arkadan bu tiz deliklerini kapatarak ilk önce komple membranımızı yaptıktan sonra burayı kapatma işlemimizi yaptık. Ama ondan önce de alta komple bir mıcır serdik. Yine aynı şekilde mıcır hattı serdik. Drenaj görevi görsün diye mi? Drenaj görevi görsün diye. Sarı borumuzdan koymadık. Sadece Drenaj mıcır borusu. koydun. Evet. Ne kadar kalınlıkta koydunuz? Yaklaşık 20 santim falan olmuştur yani. Anladım. Kepçenin ağzıyla bir kepçenin ağzıyla iki sefer döktük işte. Anladım, anladım. Peki bu membranı neden koydunuz abi? Şefim şimdi bu tiz deliklerimiz burada açık. Açık olduğu Ama için. kapatmışsınız. Şurada ileride görünüyor. Orada kapanmış hepsi. Yani orada kapatmanız yeterli gelmedi mi Hayır. acaba? Şimdi membranı niye koyduk diye sordunuz ya. Evet. Eğer ki bizim burada komple tiz deliklerimizi kapatsaydık yine farklı iki tane eleman. Birisi beton, birisi bildiğiniz harç. Öyle olduğu için oradan suların sızması çok daha rahat olacaktı. Ya sürme izolasyon yapacaktık ya da membran serip geçecektik. Burada membran yaptık. Daha Evet. kolay işimize geldi. Altına da mıcır serip devam ettik. Membran yapmanızın ikinci bir pozitif durumu var bana göre. Yani agrega içerisinde bulunan bir takım mineraller var. Bu maddeler suyu gördüğü zaman perdenin diğer tarafına veya dışına, içine vesaire bölgelerine doğru böyle beyaz beyaz kireç gibi kusmalar yapabiliyor. Evet. Bizim bir Hı. takım yerde başımıza Hı. geldi. Bu Hı. onun önüne geçer. Evet, geçer. Evet. Aynen onu yapmasın diye yaptık biz de. Aynen doğru Taş dediğiniz gibi. kaplamamız var. Evet, hem aşağı köşede şu tarafa doğru dönüyor. Evet. İsterseniz o tarafa doğru da gidebiliriz. Oradan gidelim. Tabii. Bunun dışında mineral sıvam var. Mineral sıvamızı yaptık. Ve bir de ahşap kaplama yerine ahşap görünümlü seramik kaplamamız olacak. Evet, 25'e pardon 20 120. Arkadaşlar o noktada ahşap kullanılacağını zikretmiştik. Ancak şu anda fikir değişikliği oldu. Ahşap dış cepheye çok sağlıklı olduğunu Evet, düşünmüyoruz. hem de maliyet açısından yüksek. Evet, dayanıklı bir ahşap olması için de hakikaten iyi bir maliyet sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarından dolayı da en temizi hem maliyetsiz olsun hem de ömrü daha uzun olsun anlamında seramik düşünmüşler ve onu uygulayacaklar. Onları da şu yukarıdaki cepheye yapacağız. Şöyle dönecek şefim. İleriye doğru, sağa doğru dönecek. Öbür tarafta da aynı şekilde. Buranın aynısı zaten. Şu gri renkli harcın olduğu yerde Evet, harcın bahsediyoruz. olduğu yere. Burada da aynı. Aslında şöyle, burada da aynı derken. Bu taş kaplamayı yaparken farklı bir uygulama yaptık. Direkt taşı mantolamanın üstüne yapıştırmadık. Ne yaptınız? Rabisteli dediğimiz kümes teli gibi bir tel var şefim. O teli yukarıdan aşağıya serdik. Onları ekstradan dübelledik. Evet. Aynı mantolama dübeli gibi ekstradan dübelledik ve bu dübeli yaptığımız zaman da neyi sağlamış olduk? Hem dışarıdaki mantolamanın sağlamlığını arttırmış olduk, taşıyıcılığını arttırmış olduk. Bu arada da bu taşı taşıması için rabistelini de kullanmış olduk. Takviye Beraber çalışması kuvvet oldu anlamında. yani Evet, orası. takviye kuvvet. Bununla ilgili de bir video çektim ustamla beraber cephede. Onu da zaten Peki bunun arkasına koyarsınız. tamam, ravisteli veya dübel mevzuları tamam güzel olmuş. Taşıyıcılığı arttırmış.
Peki yapıştırmayla ilgili durum nedir? Yani montaj anlamında şeyin taşla duvara sabitlemeyi nasıl yaptık? Onun da şefim yapıştırıcıyla yaptık. Beyaz flex yapıştırıcıyla yaptık. Esneyeme esne kabiliyeti tabii olan flex bir dediğimiz yapıştırıcı. esneyen bir malzeme olduğunu gösteren bir ibare. Flex beyaz yapıştırıcı da granit taş yapıştırıcısı. Onu da Hammerfest kullandık. Gerçekten kaliteli bir malzeme. Buradan reklam yapıyor gibi düşünmeyin. Çok beğendik kendisi. Ustalar da hakikaten beğendiler. Hammerfest'in beyaz flex yapıştırıcısı. Kullandık. Bakın mesela ne kadar, şuradan cepheye bakın şefim. Şu ne? Bu tam ona bakalım. Şu ne şu? Orada kolon gibi bir şey var. O nerede şefim ya? Şu. Nerede kolon gibi bir şey var şimdi? Aha şu. Kolon şey şefim, perde. Orada yoktu o. Yaptınız mı siz? Tabii aşağıdan 6,5-6 metrelik perdemiz var şefim burada. Önce yok değil mi bu? Tabii yoktu. Bunu son yaptınız siz. Tabii şefim, görmüyor musunuz? Şimdi burayı nasıldı? Şu toprak şöyle geliyordu. Aynı şuradaki gibi. Şöyle aynı bunun gibi şevle aşağı iniyordu. Şevle aşağı iniyordu. Siz ne yaptınız? Burayı biraz eştiniz, kazdınız. Buraya tabii bir tane perde yaptınız. Üstüne bahçe duvarı kiriş gibi geçti gitti. Peki şu alttaki elemanlar ne? Onlar onlar atık da, malzeme mi? hayır, atık malzeme değil. Aslında atık malzeme şu öbür tarafta, bunun öbür tarafında simetri olan tarafta ustaların yaptığı imalatı kestirdim 11 metredir perde duvara. Ha şu şey senin beğenmediğin Beğenmediğim yer. Kısım. Kestireceğim dedim ya şefim. Kestirdin, attırdın. Kestirdim, attım. Onu da kullanmak açısından buraya kepçeyle yerleştirdim. Anladım. Neyini beğenmemiştin? Hatırlamak Hem için soruyorum. Yani arsa sahibimiz burada hiçbir arsanın içine girmeyelim dedi. Normalde bu aslında perdeler nasıl olur şefim? Şurada bir parsel var. Burada da bir parsel var. Bu betonarme duvar iki parseli eşit dağıtılacak şekilde girmesi lazım normalde baktığınız ortak zaman. Olacaksa. Ortak duvar olacaksa, ki bunlar şu anda ortak duvar. Evet. Burada da parsel var. Ama arsa sahibimiz bu konuda birazcık hassas davrandı. Dedi ki kimseyle ben muhatap olmak istemiyorum. Ben dedi hiçbir şekilde kimsenin arsasına girmeyeceksin. Her şey benim arsamda olacak dedi. Bunu da niye söyledi aslında? Şefim şöyle gösterirseniz. Bizim biliyorsunuz ki konteynerimiz şuradaydı. Evet. Yukarıdaydı. Evet. Buranın arsa sahibi geldi. Esti, gürledi, şöyle yaparım, böyle yaparım, sizi şikayet edeceğim. Ya bir dakika dur abi, tamam. Ne için? Konteyneri buraya, konteyneri buraya koydunuz diye. Evet. Ya bir dakika dur, tamam, biz bu işi yapacağız, buradan alacağız. Seni burayı, tamam haklısın, şikayet etmekte de haklısın. Ama kendisinin numarasını bulamadık. Bulabilsek numarasını arayacağız, diyeceğiz ki ya abi bak böyle bir durum var. Kullanacağız ama bulamadığımız için. Çıktı geldi. Çıktı geldi. Esti, gürledi, şikayet edeceğim, belediyeye gideceğim, savcılığa vereceğim. Abi bir dakika dur, eli ayağı titriyor falan. Neyse ikna ettik. Dedik işiniz bitince dedi. Buradan alın. Tamam dedik. En son o noktaya kadar getirdik yani. Hani biz de sakin davrandık biraz. Yine geldi bir daha. Ramazan bayramından sonra. Kaldırmamışsınız. Siz benim iyi niyetimi suistimal ediyorsunuz abi. Bir dakika dur, sen böyle demiştin. Hayır ben öyle demedim. Tamam abi ne diyorsun? Size dedi bir hafta mühlet. Cuma gününe kadar taşıyın. Pazartesi günüydü o zaman. Cumartesi günüydü. Tamam taşıyalım, taşımalım derken konteynerimizi aldık, aşağıya koyduk. Evet. Evet, konudan konuya geçiyoruz. Sevim, şurayı anlatayım, bakın. Gel. Tundura gri bu. Evet, rengi tanıyorum. Evet, bu tundura gri bir mermer. Şu antrasitle bir uyumu çok güzel oldu. Ben şahsen çok beğendim. Bilmiyorum. Evet, güzel güzel. İzleyiciler nasıl değerlendirir? Buradaki uygulamalarımız hep aynı o şekilde rabistelini duvarları dübelleyerek. Hem yakından bakalım şefim. Tabii bakalım şefim. Hem de zamanımız kısıtlı, içe de bakalım. Tamam. Perde duvarı geçmeden evvel son bir şey daha söyleyeyim. Evet. Plywood bileşimlerine çıta koymuşsun. O da şefim plywood değil bu. Üçgen. Çelik kalıp. Çelik kalıp mı? Tabii ki şefim. Tamam, önemli o değil. O iş benim. Çelik kalıp olsun da çelik kalıp aralarına üçgen parçatası mı kullandın, başka koydum, şey mi kullandın? Onu... Parçatası kullandım. İki tane parçatası kullandım. Bunu çelik kalıpla yapan yok şu anda. Yapamazlar. Niye? Bu benim icadım. Nasıl bir icat? Anlatırım. Size özel anlatacağım şefim. Size anlaşın, özel. Anlaşın, tamam. Size özel. Şefim bakın. Rabistelimiz burada. Hı-hı. Şu. Rabistelimiz bu. Biz bunları hep
Cephede böyle sık sık vidaladık. Aynı burada gördüğünüz gibi. Tabii şunlar üst üste geldiği için gözükmüyor da. Mesela şurada bakın, görüyor musunuz şu şeyi? Sertliği. Evet. Bu hem taşı taşıyor hem de birlikte çalışmasını sağlıyor üstünden, taşların. Üstünden geçelim. Sıvanızı, mantolamanızı yaptınız. Hatta mantolamanın burada sıvasını yapmışsınız. Evet. Bunun üstüne de Rabis terini uyguladınız. Şu turuncularımız mantolama tutan dübellerken şu pullu vidalarımızda Rabis terini sabitleyen elemanlar. Aynen. Anladığım kadarıyla. Evet. Sonra yapıştırıcı da Rabis terine çektiniz. O yapıştırıcı da bunu yapıştırdınız. Aynen. Doğru öyle mu? Yapıştırıcıyla evet aynen öyle yaptık. Yani taşa koyup taşı... yani sonuçta Rabis teri, yapıştırıcı taş. Tabii aynen. Şey sırası olarak. Bakın şefim şu dübeli görüyorsunuz. Evet. Bu normal mantolama dübeli değil. Mantolama dübeli nasıl olur? Düz. Direkt içine çekişe vur gider. Diğer. Bunu özel aldım ben. Pulu da özel aldım ki tam manasıyla tutsun. Hem mantolamayı tutuyor, hem rabistelini tutuyor. Peki hem sana de bir taş duvarı kilit tutuyor. Soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi normalde biz duvara taş, seramik yapıştırırken ebat biraz daha büyükse daha çok ona göre konuşalım. Yani taş ağırsa diye daha doğrusu. Buna taraklama işlemini hem taşa hem duvara yapılıyor. Aksi yönlerde olmak suretiyle. Burada böyle mi uyguladık? Yok. Direkt şeye taşa koyduk. Tarakladık mı bilmiyorum. Taraklamadık. Hayır hayır. Ona göre teraziye getirdik. Öyle taşa, mi oldu? Taşı ona göre teraziye getirdik. Taşlar ufak burada. Taşlar ufak olduğu için onu yapma şansımız yok. Tabii şunlar küçük küçük bunlar. Bir de şefim şöyle. Şunlar küçük parçalı. En büyük şu herhalde. Şunu söyleyeyim. Biz burada toplamda dedik ki 15 tane kalekim harcarız dedik. Toplasan bütün taş uygulamalarımızı. Bir matematik yaptınız. Matematik yaptık ustayla. Kaç tane kullandık şefim? Yaklaşık 45 tane kullandık. Nasıl bir matematik abi bu? Yok şimdi şöyle. Bu bakın hatta fark ederseniz şu taşlar bu tarafta, bunlar içeride. Tabii. Patlatma yaptık biz bunlara. Evet. Şimdi bunları patlatma yaptığımız için şu miktar kadar bunun şunların arkasında ne var fazladan? Yapıştırıcı, yapıştırıcı var. Ve kalın uyguladık ki şeye gelsin, ipine gelsin. Anladım.